Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir konuyla karşınızdayım. Küreselleşen dünyada ürün ve hizmet pazarlamanın önemi gün geçtikçe artıyor. Büyük şirketler sürekli olarak ürünlerini pazarlamanın yeni yollarını düşünüyor. Bazı şirketler var ki çok ilginç pazarlama tekniklerini kullanmışlar. Bakalım bu firmalar hangileriymiş? Birinci sırada McDonald's var. Ünlü fast food zinciri McDonald's, gerilla pazarlama tekniğini başarılı bir şekilde uygulayan büyük şirketlerden birisi. Gerilla pazarlama, 1980'li yıllarda ortaya çıkan az maliyetle çok kazanç elde etmeye yönelik bir teknik ve markanın tüketicinin bilinçaltına yerleşmesinde çok etkili. McDonald's ise bu pazarlama taktiğinin bir örneğini 2010 yılında İsviçre'de uygulamış. Yaya geçidini oluşturan beyaz çizgileri sarıya boyamışlar ve patates kızartması kutusunu resmetmişler. Yaya geçidi işlevini koruyarak pazarlanmak isteyen ürüne dönüşmüş. Böylece ürünün birçok insan tarafından görülmesi sağlanmış. İkinci sırada Sarella var. Büyük şirketler tarafından uygulanan en iyi pazarlama taktikleri listemizdeki tek yerli marka Sarella. Kakaolu fındık kreması markası Sarella, 1960'lı yıllarda ortaya çıktığında güçlü rakibi Nestle ile rekabet etmek zorunda kalmıştı. Bu yarışta öne geçmek için ilginç ve dahiyane bir pazarlama taktiği uyguladılar. İçindeki kakaolu fındık kreması bitince su bardağı olarak kullanılabilen cam ambalajlar tasarlayan Sarella özellikle dönemin ev hanımlarının dikkatini çekmeyi başarmıştı. Sarella'nın tercih edilmesini sağlayan cam bardaklar sayesinde ürünün satışları artmış ve Sarella bardak takımları birçok insan evinde yer almıştı. Üçüncü sırada Marlboro var. Eskiden Marlboro müşterilerin sigara kutularını ceplerinden çıkarmadan kutudan sigara alabildiklerini fark etti. Bu da diğer insanların sigaranın markasını görmemeleri anlamına geliyordu. Bunun üzerine şirket, insanların sigara almak için kutuyu ceplerinden çıkartmalarını gerektiren kapaklı karton kutuları tasarladılar. Sıradaki firmamız IKEA. IKEA mağazalarındaki koridorların uzun ve kıvrımlı olmasının bir nedeni var. Şirket bu sayede müşterilerin satışta olan her ürünü en azından 3 defa birkaç farklı bakış açısından görmesini amaçlıyor. Bu müşterinin o ürünü çok ihtiyacı olmasa bile bilinçaltında o ürünü satın alma isteğinin artmasına neden oluyor. Ve son firmamız ise Burger King. Dünyanın en büyük fast food zincirlerinden biri olan Burger King, Twitter'da ilginç bir hamle imza attı ve kullanıcıların eski tweetlerini beğenmeye başladı. Bazı Twitter kullanıcıları Burger King'in resmi hesabının kendilerinin 2010 yılından kalma tweetlerini beğendiğini dile getirdi. Beğenilen tweetlerin neye göre seçildiyse belirsizdi. Marka ise bu hamlesi bir pazarlama stratejisiydi. Markanın menüsünde ilk olarak 2010 yılında boy gösteren Funnel Cake Fries kısa sürelerine tekrar satışa çıkarılıyordu. Sosyal medya hesaplarından 2010'daki bazı şeyleri yad edilmeye değer, tıpkı eski tweetleriniz ve Funnel Cake Fries gibi diye bir paylaşım yapıldı. Bu strateji ise kesinlikle başarılı oldu. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Gizli Bu'ya abone olmayı, videolarımıza yorum ve like yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.